Kemik Erimesi dizimizin üçüncüsündeyiz ve 3 dakikada size kemik yoğunluğu ölçümü testi hakkında bilgi vereceğim. Kemik yoğunluğu ölçümü testi, kemikteki mineral dokusunu test etmektedir. Genellikle kadınlar akla gelmesine karşın erkeklerde de kemik erimesi görülür. Kadınlar özellikle menopoz sonrasında 3'ten fazla gebeli olanlar ve 1 yıldan fazla emzirenler mutlaka yaptırması gerekir. Erkeklerde 50 yaş üstü önerilir ama unutmayın 30 yaşından itibaren kemik dokumuzu kaybediyoruz. Yani kemiklerimiz süngerleşiyor. Herhangi bir sağlık kurumuna gittiğiniz zaman karşınıza iki cihaz çıkar. Bunlardan bir tanesi DEXA, öbürü ise bilgisayarlı tomografi ile yapılan kemik yoğunluğu ölçümü testidir. DEXA testinin doğruluğu konusunda bir takım soru işaretleri vardır. %55 civarında bir doğruluktan bahsedilir. Eklemlerde ve damarlardaki kireçlenme ile yanlış sonuç verebileceği söylenir. Tomografi daha güçlüdür ve tabii ki daha pahalıdır. Özellikle kemik yoğunluğu testinde femur, omurga gibi bazı kritik bölgeler ayrıca değerlendirilir. Raporu elinize aldığınız zaman pek bir şey anlayamazsınız. İşte rapordaki iki önemli konuyu size anlatmak istiyorum. T skoru denilen kemik yoğunluğunuzun genç nüfusla karşılaştırılmasıdır. Z raporu ise aynı yaş grubu ile karşılaştırılmasıdır. Yani aslında Z skoru biraz daha etkili demek doğru olur. Peki Z skoru ne demek? Z skoru aynı yaş grubuyla olan karşılaştırmaydı. -2,5'un üzerinde ise normaldir. -2'den düşükse düşük demektir. Bu çok önemli. Aynı nüfus grubuyla karşılaştırıldığını unutmayın lütfen. T skoru genç nüfusla karşılaştırmamızdı. Yani gençlere göre kemik yoğunluğumuz ne alemde? T skoru -1'in üzerinde ise normal, -1, -2,5 arasında ise osteoponi yani kemik azlığı, -2,5'un altında ise kemik erimesi yani osteoporoz demektir. Peki bu sonuçla her şey bitti mi? Hayır, bitmedi. Normal olması demek osteoporoz yok demek değildir. Belirli bir yerlerde bölgesel kemik erimesi görülebilir. Onun için bunun doktor tarafından kişisel olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunun için de ayrıyeten kalsiyum düzeyleri, D vitamini düzeyi ve parat hormon düzeyine bakılması lazım. Diyeceksiniz ki bu parat hormon nedir? Parat hormon, paratiroid bezinden yani tiroid içerisindeki gördüğünüz bu küçük sarı noktalardan salgılanan ve kalsiyum metabolizması ile ilgili bir hormondur. Unutmayınız, tiroid bozukluklarında da kemik erimesi görülebilir. Bir sonraki videolarımız kemik erimesi ve beslenme ve D vitamini tedavisi olacak. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın.